Merhaba arkadaşlar, kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Sizlerle beraber PUBG Mobile'a güncelleme yapmayı sizlere göstereceğim. Normalde Play Store üzerinden yapılıyor ama Play Store üzerinden bazen çıkmıyor. Çıkmayan arkadaşlarımıza özel bir video hazırlayacağım birazdan. Gördüğünüz gibi videoya başlamadan önce videoya bir like atmayı, abone olmayı ve zili açmayı unutmayın. Hadi bakalım videomuza geçelim. Geliyorsunuz. Misal Kore'nin şeyi şu. Geliyorsunuz, şuradan hesap değişimi yapıyorsunuz. Şuraya gidip PUBG Mobile yazıyorsunuz. Girdiğinizde şurada oyna yerinde güncelle yazıyor. Eğer ki bu çıkmıyorsa hesap değiştir. Başka bir hesap girdiğinizde. Eğer ki o olmuyorsa sizlere bunu önerebilirim. Geliyorsunuz Chrome üzerinden. Geliyorsunuz şuraya. APK buraya yazıyorsunuz arkadaşlar. Ücretsiz APK indir diyorsunuz. Geliyoruz şuraya indir diyorsunuz. İndirdikten sonra yine de indir dediğinizde indiriyorsunuz. İndirmesini yaptıktan sonra geliyorsunuz dosyalarımdan kurulumunu falan yapıyorsunuz. Kurulumunu yaptıktan sonra tekrardan geliyorsunuz arkadaşlar şu şekilde. APK fren nerede? Şurada. APK fren'e geliyorsunuz arkadaşlar. Aynı şekilde arkadaşlar PUBG Kore'yi de indirebilirsiniz. Geliyorsunuz. Şuraya geliyorsunuz. Şurada yazıyorsunuz. PUBG. Ya da Kore'yi güncellemek istiyorsanız geliyorsunuz buradan. Direkt güncellemenizi yapıyorsunuz. Hani şekilde geliyorsunuz. Tıklıyorsunuz buraya. Burada güncelleme diyecek. Mesela şurada geldiğinizde güncellemeleriniz falan hepsi mevcut oluyor. İşte geldiğinizde tıklıyorsunuz güncelleye. Şurada güncele yazacak. Güncele tıkladığınızda günceleme çıkacak. En son gelecek. Yüklenme tamamlandı diyecek. Tıklayacaksınız. OBB falan yüklendi diyecek. Yüklendikten sonra girişini yapacaksınız. Bir de geriye kalanlar varsa zaten oyuna giriyorsunuz. Güncelemenin içeriklerini falan yüklüyorsunuz. Giriyorsunuz. Bir de başka bir şey var mı yok mu? Zaten bir şey demeyeceğiz. Oraya bir giriş yapalım arkadaşlar. Sizlere Kore'yi de göstereyim. Maksat Kore'ye neler gelmiş, neler gelmemiş. Onları da sizlere göstereyim. Şimdi geçiyoruz. Girişimizi yapıyoruz şu şekilde. Uygulama yüklendiği gibi direkt zaten sizlere gerekli olan şeyi söyleyeceğim. Giriş yaptığınızda şu şekilde girişinizi yapıyorsunuz. Ödüller falan veriyor. Ama Kore'de daha çok ödül veriyor. Bunu da sizlere söyleyeyim. Maksat iki video bir video yapmak benim amacım. Şekilde geldiğimiz zaman arkadaşlar şöyle zaten şu bazı hesaplarda var, bazı hesaplarda yok. Şu time crate var. Şu günlük girişler var. Sonrasında şuradan sizlere şunu anlatayım. 10 maç atıyorsunuz. 10 maç atıyorsunuz. 15 maç, 20 maç attığınızda toplam 4 tane madalya, yani bir tane açma hakkı. Şöyle geldiğinizde bir de şunlar var. Gördüğünüz gibi 50'lik, 20'lik, 10'luk, 4'lük, 2'lik falan madalya veriyor. Şunları da sizlere önüne göstereyim arkadaşlar. 5 maç, 5 maç diyorum. 5 kill alıyorsunuz. 20 kill, bir de 30 defa smoke kullanıyorsunuz. Bakın 100 smoke. 30 times in ancient, ancient secret areas falan diyor. Yani 30 defa smoke kullanıyorsunuz. Bunu diyor 30 tane smoke attınız arkadaşlar. Bekme görevinizi sayacak. Toplam 3 tane şey verecek sizlere. Gift box verecek. Bir de gift box'ı ayrıyetten arkadaşlar şuradan alabilirsiniz. Ayın 14'ünde, yani yarın, bu olmamış olacak. Bunu da sizlere söyleyeyim. Hani bu bir gidiyor bir geliyor. Yani bir kaç gün sürüyor diyecek olursanız arkadaşlar bir 10 gün falan, 20 30 gün falan sürüyor diye biliyorum ben. Saat 3'te üçte bitecek bu. Hani o gün ayın kaçı diye soracak olursa o gün ayın 13'ü. Ayın 14'ü, yani yarın bu saatlerde büyük ihtimalle aynen bu saatlerde bitmiş olacak. Bu saatlerde sadece şunu alabileceksiniz. 2 defa ya da 1 defa siz nasıl giriş yapıyorsanız artık. Şu günlük girişler falan var. Şunlar şu şekilde oldu. Hani bu benim eski yeni açmış olduğum bir hesap arkadaşlar.
Yeni girdiğiniz zaman şu şekilde dönmüş. Bir de günlük lise zaten var. Rise of Pyramid var. Şurada gelip boosters falan diyorsunuz. Şuradan gelip 3 maçta arkadaşlarınıza beğeni veriyorsunuz. 2 maç tamam diyorsunuz. Klasik maçta 45 dakika takılıyorsunuz. Buradan gelip şu ikisini alsanız, şuyla şunu alsanız yeterli size. Yapmanıza bile gerek yok. Let's go play. Şurada da 5 dakika takılıyorsunuz. 5000 every day. Her gün 5 dakika. Stay in playground. 5 defa takılıyorsunuz dediğim gibi. Şöyle geliyorsunuz. Evet, sunulan dediği yere 180 dakika boyunca oyun oynuyorsunuz. Ya da lobide bekliyorsunuz. Yok, lobide beklemeyi saymıyor. Oyun oynayarak tam şeyler. Bir de yeni hesap açtınız arkadaşlar. Şuradan 4 tane madalyanızı da açmayı unutmayın. Her açtığınız hesapta zaten bu bulunuyor. Evet, 180 dakika şey yaptınız da bu. Play Every Day, her gün bir oyun oynuyorsunuz. Sizlere bu günlük olarak yenileniyor. Bunu da size söyleyeyim. Şuradan da zaten bundan bahsettik. Summer var. Şundan da bahsettik. Günceleme ödülü neredeydi? Günceleme ödülü buralarda bir yerdeydi. Neredeydi? Onu göremiyorum. Bir saniye. Şöyle bir tıklayayım. Aynen arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Şuradan güncelleme ödülü şu. Bir de bir tane de klasik kupon sizlere veriyor. Bir de şu şekilde zaten bir arka plan veriyor. Hani güncellemeyi ben şahsen kendi adıma söyleyeyim. Güncellemeyi hiç sevmedim. Siz nasıl buldunuz? Yorumlarda belirtin en azından. Arkadaşlarınız da bilsin bunu. Hani geliyorsa arkadaşlar bu modlar falan. Onlar ranklı moda 8 seviye olduğumda erişeceğim. Ranklı moda oynamama izin vermiyor oyun, gördüğünüz gibi. 8 seviyede ben 6 seviyeyim. Bunlar da zaten sandık birikimleri falan birikiyor. Bunların da birikimini yaptıktan sonra toplam 12 tane hesap oldu elimde. Hepsinin günlük girişlerini yapıyorum. Hepsini oynamaya zaten vaktim yok. İstesem de oynayamam. Şuralarda falan bir şey yok, aynı hiçbir şey yok arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz bir like atmayı, abone olmayı ve zili açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kendinize, sizleri kocaman öpüyorum. Tell me what you like.